Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump hemen her gün ülkesinin ne kadar başarılı bir şekilde virüsle savaştığını açıklıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri medyasına yer alan iddialar ortalığı karıştıracak cinsten. Washington Post gazetesi Amerika Birleşik Devletleri istihbaratının Ocak ayından beri Trump yönetimi ve kongreyi uyardığını ancak yönetimin raporları umursamadığını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı Ocak ve Şubat'ta COVID-19 için pandemi uyarısında bulundu. İddia Amerika merkezli Washington Post gazetesine ait. Haberde Amerika istihbaratının Ocak ve Şubat ayındaki raporlarında hem Trump yönetimini hem de Kongre'yi Çin'de görülen COVID-19 konusunda uyardığı kaydedildi. Raporlarda Çin'deki salgının gerçek boyutunun saklandığı ve yakında bir pandemi halini alacağının belirtildiği aktarıldı. Sürekli gelen raporlara rağmen Trump virüsün Amerika'ya yönelik tehdidini küçük görmeye devam etti. Aynı şekilde kongre üyeleri de COVID-19 bu ay başında ülkede ciddi bir hal alana kadar bu durumu önemsemedi. Beyaz Saray'dan habere tepki gecikmedi. Medya ve demokratlar sadece saçma ve gayri bir azil sürecine odaklanırken, Başkan Trump, Amerikan halkının sağlığını, varlığını ve güvenliğini korumak için tarihi agresif önlemler almışı. Adı açıklanmayan korkak kaynakların tarihi yeniden yazmaya çalışması, mide bulandırıcı, aşağılık ve utanç vericidir.